Semiray'ın Lezzet Gemisi'ne hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarif hazırladım arkadaşlar sizler için. Yumuşacık, pamuk gibi hani şu pastanelerde satılan küçük saçaklı poğaçalar var ya, işte tıpkısının aynısını oldu. Yumuşacık, pamuk gibi özel bir pastaneden, esas ustasından alınan bir tariftir. Buyurun, hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle 1 çay bardağı şekerimi hamurum için yoğurma kabıma alıyorum. Ardından 1 paket yaş mayamı içerisine ilave ediyorum. 2 bardak ılık suyum var. Onu ilave ediyorum. Bardak ölçüm 200 mililitreliktir. Burada su yerine ya 2 bardak ılık süt veya 1 bardağını ılık süt olarak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde aldığım için tarifi ılık su kullandım. Şimdi hepsini birden karıştırdım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar, çay bardağı ölçümde 120 mililitredir. Tam tamına burada 6,5 bardak un kullandım. Bu unun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Siz 6 bardaktan sonra kontrollü olun. Hatta 5,5 bardaktan sonra kontrollü ilave edin. Şöyle ele hafifçe yapışan bir hamur olmalı. Şimdi unumu dökmeye devam ediyorum. Şimdi burada kullandığım 1 çay bardağı şeker, zaten özelliği hamurun burada puf puf olmasının, sünger gibi olması buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Kesinlikle şekeri fazla demeyin. Çünkü tarif bu şekilde. Özel, dediğim gibi, pastaneden alınmış bir tarif. Biliyorsunuz zaten pastaneden alınan poğaçalarda hafif böyle bir tatlılık oluyor. Yani çok böyle tuzlu olmuyor. Bu da öyle bir poğaça oluyor arkadaşlar. Tamı tamına tıpkısının aynısı oluyor. İşte gördüğünüz gibi hamurumun kıvamı bu şekilde. Şimdi hemen kapatıyorum. Ilık bir ortamda yaklaşık 40-45 dakika bu şekilde kapatarak mayalanmaya bırakacağım. Şimdi görüyorsunuz hamurum mayalandı. Tam tamına iki katına çıktı. Gayet güzel görünüyor. Gerçekten güzel bir mayalama işlemi oldu. Bakın. Tam istediğim gibi kaliteli bir hamur elde ettik arkadaşlar. Şimdi hafif şöyle elinizi yağlarsanız hamurunuzu güzel bir şekilde toparlayıp havasını alabilirsiniz. Elimi şöyle hafifçe yağ batırdım ve bakın hemen hamurumu toparladım çok rahat bir şekilde. Evet. Şimdi hemen hamurumdan bu şekilde cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalarımı koparıyorum. Ve tezgahımın üstünde yuvarlama işlemimi yapıyorum. Tam top şekline getirin arkadaşlar. Böyle üzerine bastırmayın. Hafif elinizi dediğim gibi yağlayın ve hamurlarınızı cevizden biraz büyük, yumurtadan küçük olacak şekilde tezgah üzerinde yuvarlayın. İçerisine bir tatlı kaşığı mahlep de ekleyebilirsiniz. Daha güzel bir koku olacaktır. Ben eklemedim çünkü eşim, çocuklarım sevmiyor o kokuyu. Tepsi mayası yaptırdım arkadaşlar. Bir 15-20 dakika kadar tepsi mayası yaptırdım. Ve hemen yumurtama çok az pekmez attım. Şöyle bir çay kaşığı kadar, bir yumurtaya bir çay kaşığı kadar pekmez atarsanız inanın fırında daha güzel pişecektir. Hemen ısıttığım fırınımda, 200 dereceli fırınımda kızarana kadar pişirdim. Bakın, inanın sünger gibi oldular. Üzerine bastırdığımda tamamen geri çıkıyor hamur. Bu hamurun kalitesini gösterir. Gerçekten çok başarılı bir hamur oldu ve tam istediğim pastanelerden aldığımız o kaşarlı poğaçalar, saçaklı poğaçaların
birebir aynısı oldu. Lezzet olarak da aynısı oldu. Buna bütün samimiyetimle söylüyorum. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi hemen aralarını keseceğim. Aralarına sürülebilir beyaz peynir kullandım ben. Biraz yağlı olmasına özen gösterin. O şekilde rahatlıkla içlerine sürebilirsiniz. Ve bir miktar elimde maydanozum var. İnce ince kıydım. Şimdi poğaçalarımı böyle tam olmayacak şekilde, yarıdan biraz daha fazla olacak şekilde ikiye kesiyorum. Görüyorsunuz tam kesmedim. Arka tarafı kapalı. Ve içleri de gayet güzel pişmiş. Görüyorsunuz. Hepsini tek tek kesiyorum. Siz bunu maydanoz kullanmayabilirsiniz. Yerine kaşar peyniri rendeleyip kaşar peynirine de bulayabilirsiniz kenarlarını. İsterseniz salamı rendeleyip salama da bulayabilirsiniz. Bu şekilde de yapılabiliyor. Evet, şimdi kenarlarına da bir miktar krem peynir sürdüm ki maydanozum rahatlıkla yapışabilsin. Hemen ardından kıydığım maydanozlarıma buluyorum. Görüntü bu şekilde oluyor. İçlerine dediğim gibi yağlı beyaz peynirimi böyle kaşık yardımıyla sürüyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar yeterli geliyor. Kenarlarına yine tatlı kaşığıyla krem peynirimi kolaylıkla sürüyorum. Maydanozlarımı yapıştırmak için hemen bu yöntemi kullanıp maydanozlarıma batırıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz gerçekten çok şık oluyorlar. Hepsine işlem bitene kadar aynı işlemi uyguluyorum. Artık kesinlikle pastanelerden saçaklı poğaça almayacaksınız. Çünkü aynı lezzeti, aynı kıvamı, aynı dokuyu bu tarifle yakalayacaksınız. Buna garanti veriyorum. Bakın. Gayet güzel oldular. Şimdi bu şekilde streçleyip buzdolabında saklayın. Yani dışarıda odasında tutmayın arkadaşlar. İçerisinde peynir ve dışında maydanoz olduğu için odasında saklamayın. Hemen sizlere iç dokusunu da gösteriyorum. Videomu beğendiyseniz öncelikle güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi ve özellikle videomu paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.